Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Poco Launcher'ın yeni sürümünü detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu Launcher'ın önceki versiyonlarının kanalda incelemesi bulunuyor. Sürekli güncelleniyor, sürekli farklı özellikler gelerek MIUI arayüze daha fazla benzetiliyor. Ben de bugün elimdeki Xiaomi Mi 9 Lite'a bunu indirdim. Detaylı bir şekilde sizinle inceleyeceğiz. Normal MIUI ile yani orijinal MIUI ile karşılaştıracağız. Gerçekten Launcher ile MIUI arasında, normal MIUI arasında bir fark var mı ona da bakacağız. Bu arada elimdeki lekeler boya lekesi, görüntü kirliliğinden dolayı özür diliyorum. Şimdi dostlarım yapmamız gereken Google Play Store'a girip Poco başlatıcı yazmak. 2.0 sürümü zaten direkt karşınıza çıkar. Poco yazmanız yeterli. Zaten şöyle biraz daha yaklaştırıp gösterirsem en başta çıkacaktır. Xiaomi'nin geliştirdiği, Xiaomi'nin ürettiği bir uygulama. Güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmaz. Pil performansı olarak bir sıkıntı yaşatmaz. Optimizasyon olarak bir sıkıntı yaşatmaz. Çünkü 2-3 kişinin bir araya gelerek ürettiği bir uygulama değil. Koskoca bir teknoloji şirketinin ürettiği bir uygulama. O yüzden optimizasyonla ilgili, çeşitli şeylerle ilgili sıkıntılar yaşayacağınızı pek düşünmüyorum. İndirdik. Burada aç diyoruz dostlarım. Aç dediğimiz anda karşımıza öncelikle duvar kağıdı seçme menüsü çıkıyor. Burada mevcut ve tavsiye edilen olarak iki bölüm bulunuyor. İşte mevcut dediği telefonun kendi duvar kağıdı, tavsiye edilen de launcher'la beraber gelen duvar kağıdı, muhtemelen internete bağlanaraktan indiriyordur. Onun dışında fotoğraf, medya ve dosyalara erişme izni yine aynı şekilde tüm launcher'larda olan bir şey. Yani bu launcher'a özgün bir şey değil. Düzgün çalışabilmek için işte rehberinizedir, fotoğraflarınızadır erişmesi gerekiyor. İzin ver dedikten sonra şuradan direkt sizi ana ekrana atıyor. Şu anda attı. Ardından ana ekran uygulamasını seçin diye iki tane seçenek geldi. Normal sistem başlatıcısı, bir de Poco başlatıcı olarak iki tane bulunuyor. Seçimi hatırlaya basıp önce, sonra Poco başlatıcıyı. İlginç bir bug'la da karşılaştık. Arkadaki duvar kağıdı bir telefonun ekran fotoğrafının duvar kağıdı. Hemen düzeltip geliyorum. Şimdi genel görüntü anlamıyla yani widget'tan tutun simge düzenine kadar, menülere kadar evet benziyor. Bu arada şundan da bahsedeyim, eğer Xiaomi bir telefon kullanıyorsunuz, daha doğrusu MIUI arayüzü bir Xiaomi telefon kullanıyorsanız bu launcher'ı kullanmak mantıklı olmayacak. Bu launcher kimlere göre? İşte MIUI arayüzü seven Android kullanıcıları için mantıklı. Onun dışında Xiaomi kullanıp da Android One olduğu için MIUI arayüzünün görüntüsüne kavuşamayanlar için mantıklı. Sade bir Android görüntüsü olmaktansa MIUI'ya benzetmek isteyenler için ideal bir launcher olmuş. Şimdi dostlarım burada ilk yapmamız gereken simgeleri benzetmek. Normalde zaten bu Xiaomi bir telefon olduğu için, yani MIUI arayüzü bir telefon olduğu için simgeler bu şekilde. Ancak farz edelim ki simgelerimiz farklı ve MIUI arayüze benzeteceğiz. Yapmamız gereken işlem Play Store'a girip MIUI simge paketi yazmak. Yazdıktan sonra çıkan ilk uygulamayı indiriyoruz. MIUI 11 ikon pack diye geçiyor. Ben indirdim. Zaten 75 MB'lık bir boyutu bulunuyor. Bunu açmanıza gerek yok. Buradan çıkıyorsunuz. Şöyle Poco Launcher'ın ayarlarına giriyorsunuz. Simge paketi bölümü var. Simge paketi bölümünü açıp buradan MIUI 11 bölümünü seçip uygula diyorsunuz. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi simgelerimiz MIUI 11'in simgelerine kavuştu. Şimdi baştan sona inceleyelim. Bir kere geçişlerde herhangi bir takılma, kasma vesaire yaşanmıyor. Hani ben çok denedim. Kendi Mi 9T telefonumda da kullandım bu launcher'ı. Xiaomi Mi A2 Lite'da da kullandım. Samsung Galaxy Note 8'de de kullandım. Her telefonda optimize bir şekilde, sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Hani gidip de çok düşük RAM'li, çok eski bir telefona yüklerseniz illaki takılma donma yapacaktır. O da uygulamadan değil, telefonla alakalı bir durumdur. Şöyle sola doğru kaydırıyoruz. Sola doğru kaydırdığımız zaman yine aynı şekilde Xiaomi'de olduğu gibi bir menü karşımıza çıkıyor. Üste tarih, arama bölümü, burada kısa yollardan bahsediyor. İşte RAM'inizi hızlandırma, onun dışında hesap makinesini açma vesaire. Tabi bunları ekleyip çıkarabiliyorsunuz buradan. Hani size özelleştirme seçenekleri de sunulmuş. Onun dışında güvenlik bölümü var. 1.2 GB öyle cihazınızı yavaşlatıyor diyor. Onun altında hisse senetleri, kısa notlar, takvim etkinliklerini falan görebiliyorsunuz. Özelleşir bölümü bulunuyor. Özelleşir bölümünü açtığınız zaman istediğinizi çıkarıp ekleyebiliyorsunuz. Yine burası da birebir Xiaomi telefonlarda olduğu gibi. Bildirim paneliyle ilgili herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Yani bu launcher'ın bildirim paneliyle ilgili herhangi bir değişiklik sunması söz konusu bile değil. Bu yüzden hani bildirim panelini değiştirmek istiyorsanız onu da ayrıyetten bir uygulamayla yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Dediğim gibi akışkanlıkta herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Şimdi şöyle bir ekranımızı kıstıralım. Ekranımızı kıstırdığımız zaman açılan menü şekli bile birebir yine MIUI telefonlarda olduğu gibi duvar kağıdı, araçlar ve ayarlar olarak geçiyor. Ayarları açıyoruz. Ayarlar bölümü bile birebir Xiaomi telefonlarda olduğu gibi. Geçiş efektleri bölümü var. Burada çapraz geçiş, yuvarla, sayfa vesaire diye gidiyor. Bunu kendinize göre istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ekran olarak ayarla bölümü bulunuyor. Hangi menüyü varsayılan olarak ayarlamak istiyorsunuz size soruyor. İşte boş hücreleri doldur özelliği bulunuyor. Ana ekran düzenini kilitleme, o da işte şey oluyor. Mesela simgenin yerini değiştiremiyorsunuz. Kilitli olarak o şekilde kalıyor. Uygulama simgelerini gizle bölümü var. Bunu tam olarak anlayamadım. Bir de onun altında daha fazla sekmesi yer alıyor.
Daha fazla sekmesini açtığım zaman sistem ayarları bölümü bulunuyor. Orası direkt telefonun kendi ayarlar kısmı. Arka planlar kısmı var. Burada uygulama çekmecesinin arka planını ayarlayabiliyorsunuz. Karanlıktır, ışıktır, sistemdir. 3 tane seçenek bulunuyor. Ek olarak bir de burada şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Sistem yaptığınız zaman karanlık modu açtığınız zaman geceleri, yani şöyle söyleyeyim, karanlık modu açıldığı zaman siyah oluyor. Karanlık moddan çıkardığınız zaman da normal her zaman gibi beyaz oluyor. Onun dışında simge paketini zaten göstermiştim. Düzeni özelleştir bölümü bulunuyor. Buradan işte ML olarak, yani medium large, x large olarak simgelerin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ek olarak da dizilimini ayarlayabiliyorsunuz. Üçlük dizilim mi olsun, dörtlük mü olsun, beşlik mi olsun diye ayarlama şansınız bulunuyor. Şunu şöyle hafiften büyütelim ve uyula diyelim mesela. Kontrol ettiğimiz zaman evet, gerçekten de biraz daha güzel gözüktü. Tekrardan daha fazla bölüme giriyorum. Onun düzeni özelleştirdikten sonra uygulama kategorilerini yönet diye bir bölüm daha bulunuyor. Burada araçlar, oyunlar vesaire bu şekilde kategoriyi ayarlayabiliyorsunuz. İstediğinizi ekleyip istediğinizi çıkarabiliyorsunuz. Uygulama çekmecesi, kaydırma çubuğu A'dan Z'ye mi olsun, orijinal düzen mi olsun, kaydırırken titret bölümü bulunuyor. Oraya da geçtik. Ana ekran bölümüne geliyoruz. Buradaki birçok şey az önceki ekranda zaten bulunuyordu. Ek olarak burada bir uygulama kasasını aç bölümü bulunuyor. Az önce göstermiş olduğum soldaki sekme gitti. Yani uygulama çekmecesi dediği şey de bu oluyor. Ana ekrana gelip tekrardan açalım. Açtıktan sonra bildirim rozetleri var. Bu çok önemli. Bunu daire olarak seçmeniz gerekiyor. Seçtikten sonra sizi bildirim erişim bölümüne atıyor. Poco başlatıcıyı seçiyorsunuz. Yoksa bildirimleri size göstermez. Bu adım gerçekten çok önemli. Aksi takdirde hani gelen bildirimleri göremezsiniz. Bunu açmanız çok önemli. Ben açtım. Daire olarak ya da numara olarak gözükecek. İsterseniz numara olarak seçebilirsiniz. 9 mesaj geldiyse 9 yazar mesela. Ekranı kilitlemek için 2 defa dokunun özelliğiyle bulunuyor. Onu bir deneyelim şurada. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ekranımızı tekrardan açalım. Bu şekilde bir tema. Şimdi bir de normal MIUI arayüzle kıyaslayalım. Bakalım ciddi farklar bulunuyor mu? Evet, sağ elimde görmüş olduğunuz telefon Xiaomi Mi 9C. Herhangi bir launcher bulunmuyor. Kendi sistem teması şu anda. Herhangi bir, dediğim gibi, launcher yok. Kendi arayüzü şu anda. Sol elimdeki Mi 9 Lite'da az önce indirmiş olduğumuz Poco Launcher yüklü. Şöyle genel görüntüye baktığınız zaman simgelerin genel düzeni, simgelerin boyutu, işte simgelerin görünüşü, widgetlar tarzında şeyler gerçekten de benziyor. Hani normal bir telefon olsa, bu normal MIUI olmayan bir telefon olsa, bunu yapsanız, benim yaptığım adımları uygulasanız, MIUI bir telefonun yanına koyduğunuz zaman hiçbir fark göremezsiniz. Bu şekildedir. Şimdi öncelikle bir uygulama çekmecesi mi diyeyim, dolabı mı diyeyim, orayı bir açalım. Kısa yollar kısmı bu şekilde ayarlanmış. Tavsiye edilenler var. Kısa bir not bölümü bulunuyor. Hisse senetleri bende kapalı olduğu için gözükmüyor. Yani birçok şey şu an bende kapalı olduğu için biraz farklı gözüküyor. Onun dışında zaten herhangi bir fark yok. Ha, isterseniz biraz daha benzetmek isterseniz burada birkaç şey ekleyebilirsiniz. Mesela temizleyici, optimizasyon falan. Ekleyelim bunları. Böyle yapınca biraz daha benzedi. Görmüş olduğunuz gibi son görüntü bu şekilde. Tabii ki de ufak farklar bulunuyor, ancak ellerinden geldiğince de benzetmeye çalışmışlar. Akışkanlık olarak herhangi bir fark bulunmuyor. Sadece animasyonlar farklı. Yani bundan geçiş animasyonu farklı, bununki farklı. Onun dışında bir fark gözetmedim. Yani bir fark bulunmuyor. Şu ekranlarımızı kısıralım. Görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki menüler bile aynı. Ayarlar, araçlar ve duvar kağıdı olarak ayrılıyor. Ayarları açalım. Ayarlar menüsü bile burada gördüğünüz gibi neredeyse aynı olarak ayarlanmış. Daha fazla diyelim, açalım. Bayağı bir benzediğini sizlere söyleyebilirim. Poco Launcher telefonun kendi arayüzünden sıkılanlar için veya Xiaomi'ye benzetmek isteyenler için güzel bir başlatıcı uygulaması bence. Tavsiye ederim. Hani gerçekten de benziyor mu? Benziyor. Yapmanız gereken tek işlem işte simge paketini yüklemek. Simge paketini yükledikten sonra telefonunuz birebir Xiaomi'ye benziyor. Herhangi bir fark da kalmıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.